İyi günler arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Görüntülü Akademi stüdyolarında size sesleniyoruz. Sitemizde kişisel gelişimden dil öğretime kadar tüm derslerle ilgili gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Bugün size üçgenlerde kenarortay, açıortay kavramı ile ilgili soru çözmeye çalışacağız. Senede yaklaşık bir tane soru çıkmaktadır ve diğer konularda temel teşkil etmektedir. Üçgende alanla ilgili özellikle bize çok faydası olacak. Şimdi isterseniz soru çözümüne geçebiliriz arkadaşlar. Birinci soruda gördüğümüz gibi bir açıortay var, üçgen var. Bununla ilgili olarak bizden ne istiyor? NC uzunluğunu istiyor. Bakalım bilgiler doğru verilmiş mi? AN evet 15, AC 25, DND 12 verilmiş. Şimdi isterseniz çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Şu uzunluğumuz 25, 15, şurası da 12 olduğu söyleniyor. Bizden NC uzunluğunu istiyor. Yani şurayı istiyor. O zaman biz ne yapacağız burayı bulmak için arkadaşlar? Bu bir kağıt gibi açıortay olduğu için üstüne katlandığını düşünürsek şu bölgenin aynısı şuraya katlanır. Yani her şey simetrik. Açılar aynı, uzunluklar aynı. Şu yükseklikler aynı. O zaman bu 12'yi de katladığımızda doğal olarak burası da 12 olacak. Dikkat ettiyseniz burası da arkadaşlar özel bir üçgen. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı bu? 3 katı. Yani şu üçgeni ben buraya kes yapıştır yaparsam dikkat edin. Burası 15, burası 12. 3 ile sadeleştirelim. Şurası 90 derece. 4. 3 ile sadeleştirelim. 5. O zaman burası 3, 4, 5 üçgeninin kaç katıymış? 3 katı. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 3 kere 3 de 9. He, demek ki şu uzunluk neymiş arkadaşlar? 9. 25'i silelim. Buraya 9 yazalım. O zaman 25'ten de 9'u çıkarırsak buraya kaç kalacak arkadaşlar? 16 değil mi? 16. Dikkat ettiyseniz bu da bir özel üçgene benziyor gibi sanki. Diyeceksiniz ki hocam nasıl anladınız? Matematikte arkadaşlar sezgi diye bir şey var. Yeteri miktar soru çözüldükten sonra artık ister istemez hissetmeye başlıyorsunuz. Bir deneyelim öncelikle. Özel üçgen olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Sadeleştirerek 16 ile 12 4'e bölünüyor belli. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. Ha, burası da 5 olması lazım. 3, 4, 5 üçgenine baktığımızda 4 katıyla genişlemiş. 4 kere 4 16. 3 kere 4 12. 4 kere 5 de 20 olacak. Demek ki burası Pisagor formülü yapmadan 20. Öbür türlü nasıl çözecektik? 12'nin karesi artı 16'nın karesi eşittir x kareden. Çözüme devam ettiğimizde x'i yine siz 20 bulmanız lazım. Cevabımıza bakıyoruz arkadaşlar. Cevap evet Denizli. Diğer soruya geçelim. Şimdi bu sorumuzda da yine aynı şekilde bize açıortay ile ilgili soru sorulmakta. Ne demiş? AN açıortay, AB 8, AC 12, BC uzunluğu 20 denmiş. Bizden NC'yi soruyor. Bununla ilgili biz arkadaşlar çözümümüze başlayabiliriz. Hemen AN açıortayını çizdik. Burası 8, burası 12'ymiş. Burası 20'ymiş. Biz bunu şöyle yapalım. Bizden NC istediği için NC x diyelim. Tamamı 20 olduğu için x çıkarsa arkadaşlar burası 20 eksi x olur. Bunu çözmeden önce şöyle bir özellik verebiliriz. Açıortay teoreminde üçgenlerde atıyoruz. Burası x olsun, burası y olsun, burası a olsun, burası b olsun. Kural neydi? Bu bir insan vücudu gibi düşünseniz bunlar kolları, bunlar bacakları. Kolların bacakları oranı gibi düşünebilirsiniz. X bölü a eşittir y bölü b. Burada ne çıkıyor bize? Bir kural çıkıyor. Benzerliğe çok benziyor aslında. Aynı kuralı kes kopyala yapıştır yöntemiyle buraya uyarlayacak olursak 8 bölü 20 eksi x eşittir 12 bölü x. İçler dışlar yapmadan önce sadeleştireyim çünkü çok büyük bir sonuç çıkar. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. İçler dışlar 2x, 3 ile de bunu çarptık 60. 3 ile bunu çarptık. Eksi 3x. Eksi 3x karşıya artı 3x de giderse toplam 5x olur. Eşittir
60 her tarafa bakın çarpma, ters içten bölme diye giderse her tarafı 5'e bölerseniz ne çıkacak arkadaşlar? X eşittir 12. Evet, böylece x'imiz 12 çıkacak. Cevabımıza bakalım. Evet, cevap Edirne diyor. Diğer sorumuza da bakalım. Diğer sorumuzda aynı şekilde bu sefer dış açıortay verilmiş. AN dış açıortay. B köşesi 90. Evet. AB'ye bakalım. 16. AC 20. Bizden X'i istiyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Şimdi soruyu arkadaşlar çözümünü yapalım. Hemen şu şekilde bize bir üçgen verilmiş. Şu şekilde bir dış açıortay 90, 16, 20, x denmiş bize. Şimdi bunu çözebilmek için dış açıortay kuralını bilmemiz lazım. Dış açıortay kuralı neydi? Bunu hızlı bir şekilde hatırlatmasını yapalım. Arkadaşlar dış açıortay kuralı. Burası x olsun, tamamı y olsun, burası a olsun, burası b olsun. Bakın x'in a'ya oranı, y'nin de b'ye oranı şeklinde dış açıortay kuralını uygulayabiliriz. Pisagor formülü diküçgende yapılıyordu biliyorsunuz. Önceki konuda anlatmıştık. Fakat burada gerek var mı? Özel üçgen mi değil mi ona bakalım. 20 ile 16'yı sadeleştirelim. Kaçta bölünüyor? 4'te. 4'e böldüğüm zaman 4, 4'e bölündüğü zaman 5, 3, 4, 5 üçgeni bu. Ama ne olmuş? 4 katı, 4 katı, 4 katı. Bu da 12 olmuş arkadaşlar. Değil mi? Şunu düzgün yazalım. 12. Şimdi çözüme geçecek olursak aynı kuralı kes kopyala yapıştır yöntemine göre x'in 16 oranı x artı 12'nin 20 oranı. X artı 12'nin 20 oranı. Hemen sadeleştirelim. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 5. İçler dışlar 5x. 4 ile çarpalım. 4x. 4 ile çarpalım. 48. 4x karşı eksi diye giderse 1x kalır. Eşittir 48. Bizden zaten x istiyordu. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevap Adana. Evet, doğru. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da bu sefer bakalım. AD açıortay verilmiş. Evet, 78 derece verilmiş. Aynı zamanda 4 var. X isteniyor bizden. 18 derece. Tamam, çözümümüze arkadaşlar geçebiliriz. Şimdi şu dikmemizi bir indirelim. Bize çok faydası olacak gibi gözüküyor. Sonra şunu da yazalım. Burası AD neydi arkadaşlar? Komple yukarıdaki tep açısının açıortayıydı. Burası 78'miş. Burası 18'miş. O zaman ben ne yapmam lazım? Tepe açıyı komple bulduğum zaman ikiye böleceğim. Bakayım ne çıkacak bizden. Aynı zamanda AD uzunluğu da 4 olduğu verilmiş. Şimdi 78, 18. Toplayalım. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 dereceydi. 8, 8, 16, 1. Ne oldu arkadaşlar burası? 96 oldu değil mi? 96. O zaman 180'den 96'yı çıkaracak olursak ne kalıyor geriye? 84 mü? 84. Demek ki şu açı, şu köşe komple neymiş arkadaşlar? 84 dereceymiş. Ama açı ortay olduğu için 2'ye bölersek 84'ü ne olacak? 42 derece. Burası neymiş? 42 derece. Size önceki ünitelerde anlatmıştık. İki iç açı ortay, pardon, iki iç açının toplamı karşı dış açıyı verir. Yani 42. 18 daha ne yapar arkadaşlar? 60 derece yapar ve soru çözülür. Niye? Bu 30, 60, 90 özel üçgeni. Hatırlayın bu kural neydi arkadaşlar? 60 derece hipotenüsü yarıya indiriyordu. Yani burası 4 ise 60 derece gördüğünüz zaman hop yarı iner. Otomatikman bu da ne olur? 2 olur arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. Cevap evet. Ceyhan diyor. Doğru. 2 olması lazım.
Diğer sorumuz da açıortay ile ilgili gerekli bilgiyi size zaten vermiştik hatırlarsanız. Bu da yapacağımız olay hemen hemen aynı. Bir soru kontrolü yapalım. Bir sıkıntı olmasın. ABC üçgen, AN açıortay, AB 7, AD 4, 3, 6. Evet, DC istiyor. Tamam, her şey doğru verilmiş. Şimdi çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Burası bir açıortay. 7, 4, 3, 6. Şu vatandaşa da X diyelim. Şimdi yapacağımız şey çok farklı değil. Hesapsız olarak yapabilir miyiz hocam diyebilirsiniz. Evet, madem bu kat şeklinde gitmiş. Bakın üçgen 6 olmuş değil mi? 2 katına çıkmış. 3, 6 demek 2 katına. 7 ise o zaman 14 olacak. 14 demek 4'ü burada, 10'u burada demek. Yani x eşittir 10 demek aslında. Öbür türlü nasıl çözeceğiz? Formülize dersek. Ne demiştik size? Kolların bacakları oranı demiştik. Bu bir açıortay olduğu için 7 bölü 3, 4 artı x bölü 6. Yan yana sadeleştirme biliyorsunuz oluyordu oran orantıda. Sadece içler dışlar sadeleştirmiyor. Niye? Çünkü onlar çarpılıyor. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. İçler dışlar yapalım. 2 kere de 14 eşittir. 1 kere 4, 1 kere x. 4 karşı eksi 4 diye giderse 10 kalır karşıda. Bakın az önce hafızamızda çözdük. Şimdi işlemde çözdük. Cevabımıza bakalım kaç çıkacak. Evet. D şıkkı diyor. Doğru cevap. Diğer bir sorumuzda iki tane bu sefer iç açıortay var. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü iki tane bu kuralı herhalde kullanmak gerekecek gibi bir olay gözüküyor şu anda. Bakalım. Evet. BAN NAC'ye eşittir demiş. ACD de eşittir. Tamam. AC AB verilmiş. AD'nin DN oranı 3'müş. Şimdi bizden ne istiyor? BC istiyor. Evet arkadaşlar, çözümümüze geçebiliriz. Burada hemen yazalım. 12, 15. Şimdi AD 3, AD bölü DN 3 demek arkadaşlar. 3 bölü 1 demektir aslında. Değil mi? 3 bölü 1'dir. Yani biz AD uzunluğuna 3 kat dersek DN uzunluğu da 1 kat olur, değil mi? 1 kat şeklinde yapabiliriz. Biz o zaman sağdaki üçgene göre açıortay kuralı yaparsak ki şu açıya göre açıortay kuralı yapacağız. Bakın burada şeklimiz ne olmuş arkadaşlar? Şu açıortaya göre yan yatmış gibi düşünebilirsiniz. İşte neydi? Kolların ayakları oranı. Yani 15'in 3x oranı. Buraya da ne diyelim? X diyelim. 15'in 3 katı oranı. Burada x'in de 1 katı oranı. Şimdi yan yana zaten katlar gider. Geriye bir cebirsel ifade kalmadı x dışında. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. X'in burada arkadaşlar 5 olduğu ortaya çıkmıştır zaten. Hemen yazalım. X eşittir 5. Şimdi dikkat edin. Burada bir açıortay kuralı daha var. Bizden şu uzunluğun, değil mi? Bakalım BC'nin tamamını istemiş. O zaman ben bu uzunluğu da ne diyeyim? Y diyelim. Şimdi Y'yi bulalım. X'i bulduk. Şu parçayı bulduk. Aynı şekilde kolların ayakları oranı 12 bölü Y. Yapalım şu kenarda. 12 bölü Y eşittir 15 bölü 5. Sadeleştirelim. 6 6 sadeleştirelim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. Yan yana sadeleştirebiliyoruz. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Y 1 bölü 1 demek arkadaşlar. 4 bölü 4 demektir. Ya da içler dışlar yapın. Y'nin 4 olduğu ortaya çıkacaktır zaten. Bakalım. Bu da 4 çıktı. 4, 5 daha. Komple uzunluk kaç olması lazım? 9 olması lazım. Cevabımıza bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Denizli 9 çıkıyor. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Diğer sorumuzda da evet yine bir açıortay var ama biraz daha farklı verilmiş. Burada iki tane diklik var iç içe. Demek ki Öglit
ya da Pisagor benzeri bir şey kullanacağız gibi hemen aklıma bir şeyler gelmeye başladı. Şimdi ne istiyor bizden? AB doğru verilmiş, ND verilmiş, DC uzunluğunu istiyor bizden. Burada tabii soruyu çözerken bir iki tane özelliği de bilmeniz lazım. Özellikle ikizkenar üçgenin özelliğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Burada dikkat edin. Şu 6, bu da 6, değil mi özellik olarak? Bu dik olduğu için zaten hem açıortay hem diklik varsa bu üçü bir arada, yani ikizkenar üçgendir. Yani burası komple 15 ise burası da komple zaten 15'tir. Aynı zamanda bunlar neydi arkadaşlar? Kenarortaydı. Hem kenarortay hem açıortay hem diklik bir varsa zaten ya da ikisi varsa bilin ki bu bizim ikizkenar ya da eşkenar üçgen demektir. Bizden ne istiyor? DC uzunluğunu istiyor. Yani şurayı istiyor. X'i. O zaman burasını bulmak için Öklit'i bir hatırlayalım. Öklit neydi arkadaşlar? Dik üçgende geçen. Hatta iki tane diklik varsa burada. Şu H yüksekliğimiz olsun. Şu P uzunluğu olsun. Şurası. Şurası da K uzunluğu olsun. H kare eşittir P çarpı K diye bir formülümüz vardı. Şimdi bunu uyarlayacağız. Şu üçgene dikkat edin. Aynı şekil. Sadece bunu çevirmişler. Bu hale gelmiş gibi düşünebilirsiniz. O zaman şöyle diyelim. Burası X'i. Burası da nedir? 15 eksi X'tir. O zaman 6'nın karesi eşittir X çarpı 15 eksi X. 6'nın karesi 36 eşittir x çarpı 15 eksi x. X'i dağıtıp ikinci derece bir denklem elde etmeden önce en mantıksız şıklardan gitmeniz ki dedim az önce matematik sezgi diye bir şey var. Sezgilerle bazısı hani cevaplar size hissettirebilir. Ben mesela A şıkkını yazayım. 2 oluyor mu acaba cevabımız? Burası eğer 2 olsaydı 2, 15'ten 2 çıktı 13. Çarpın bakalım 26 vermiyor arkadaşlar. Demek ki A şıkkı yanlış. O zaman 3 yazacağım. Bu 3 çarpı 15'te 3 çıktı 12. Çarpın bakalım 36'yı verecek mi? Evet. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa. Bakalım. Evet, B şıkkı diyoruz. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Diğer sorumuzda da iki tane açıortayın karşılıklı olarak verilmiş hali var. Burada sanki deltoide benzeyen bir şekil var gibi hissedebilirsiniz ama deltoid olabilir, olmamayabilir ama yok gibi gözüküyor. Çünkü uzunluklar farklı. Evet. 9, 6, 15 tamam verilmiş. Bizden ne istiyor? X istiyor. Çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. 9, 6 yazalım. Buraya da 15 yazalım. Şuraya da X yazalım. Şunlar açıortay. Şimdi dikkat edin. Bu üçgende bu üçgenin kesiştiği yani ortak kuralın uygulayacağı kenar burası. Şu x de 6'nın da ortak uygulanacağı kenar burası. Yani buraya a dersek a bölü x, buraya b dersek b bölü 15 ya da a bölü 6, b bölü 9. O zaman ben şu aracı kenarları aradan çıkarırsam şöyle yapabilirim aslında. 15'in 9 oranı X'in 6 oranı aynı sonucu verecek. Yani iki kademede soruyu çözmektense ben tek kademede çözmüş olacağım. 15'i arkadaşlar ne yapalım? 9'a bölelim direkt. X'i de ne yapalım? 6'ya bölelim. Ne yapıyorduk? İçler dışlar yapmadan önce sadeleştirme bizim olmazsa olmazımız. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. Üst üste sadeleşmiyor. Şimdi yan yana deneyeceğim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Evet. Başka sadeleşen kalmadı. İçler dışlar yapabilirim. 2 kere 5, 10. X kere 1, X. Cevabımız 10 çıkması lazım. Bakalım cevabımız neymiş arkadaşlar. C şıkkı diyor. Diğer sorumuza geçtik. Diğer sorumuzda da evet ağırlık merkezi. Bu tabii ki soruları yapabilmek için ağırlık merkezinin özelliğini bilmemiz lazım. Ne istiyor bizden? Önce bakalım. GE verilmiş. GC de verilmiş. GF de verilmiş. Evet. AF,
Değil mi arkadaşlar? BE bir de ne verim? CD isteniyor. Yani içteki o doğru parçaların uzunlukları toplamı komple bizden isteniyor. Çözümümüze geçelim. Şimdi burası ağırlık merkezlerinin kesişim noktası, adı üstünde ağırlık merkezi demek. Bir şekilde tavan astığınızda düz durduğu nokta demek arkadaşlar. Eğik durmaz. Şu silgiyi bile astığınızda nereden asacaksınız? Tam ortaya asacaksınız ki silgi dümdüz dursun. Ağırlığı hep ortada toplanmıştır. Bunu da ağırlık merkezi, kenar ortayların kesişim noktasına biz ağırlık merkezi diyoruz. He, demek ki bunlar aslında neymiş? Kenar ortaymış, değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Çözümümüze geçelim. Bunu yapmadan önce bir şey hatırlatayım. Ağırlık merkezi deyince aklımıza 1'e 2 oranı gelecek. Her zaman üçgende budur yani. Bu 1x'e burası 2x'tir arkadaşlar. Yani burası 1 santimse burası 2 santim. Burası 3 santimse burası 6 santim. Her zaman bu kenar içinde geçerli. Şu kenar içinde geçerli. Bunu hep burada uygulayacaksınız. Bu bizim bilmemiz gereken bir kuraldır. Şimdi gerekli ipuçlarını yazalım. Şurası 6 verilmiş. Burası 2 verilmiş. Burası da 4 verilmiş. Şimdi az önce demiştik, ne demiştik? 1'e 2 oranı var. Yani şu sivri uca doğru 2 kat, şu kenara doğru 1 kat. O zaman bu 4 ise 2 katı ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. Değil mi burası? Şimdi bakalım, burası 1 katsa burası 2 kat olacak. Ha, 2 kata 6 geldiğine göre 1 kata 3 gelecek arkadaşlar. Bunu da 3 yapabiliriz. Şimdi kısa kenar uzun kenara baktığımızda 1 kata 2 kat var. 1 kata 2 geldiğine göre 2 kata da 4 gelecek. Yani buraya da 4 gelecek. Şimdi bizden ne istiyor? Şu kenar ortayların toplamı isteniyor. O zaman birincisine başlayalım. Şu kenar ortayın toplamı 6, 3 daha 9. Şu kenar ortayın toplamı 8, 4 daha 12. Bunun toplamı 4, 2 daha 6 arkadaşlar. Bakalım cevabımız kaç yapacak? 6'yı verdik, 15, 27 yapması lazım. Cevabımıza bakalım. Evet, cevabımız Denizli. Diğer soruya geçelim. Şimdi burada açıortaylar verilmiş. Hem iç açıortay var, hem dış açıortay var. İkisini de kullanacak mıyız? Şimdi göreceğiz. Evet, AD'nin 2 katı BC eşitmiş. BD 6'ymış. CD x'miş. 10 istiyor bizden. Bunu çözmek için az önce anlattığım kural gereği dış açıortayı bilmemiz lazım. Şimdi çözüme geçelim arkadaşlar. Burada şurası 6'ymış. Ve burada BAK DAC BAD eşitmiş. Yani şurası da eşitmiş. Özel üçgen gibi çıkar mı bilmiyoruz ama diklik verilmediği için çıkmıyor. Niçin özel üçgen dedim? Çünkü aynı açılar, dikkat edin, doğru açı bu. Bütünler açı. 180 derece 3'e bölersem 60, 60, 60 diye dağılabilir. 60 derece hemen bana özel üçgen çağrıştırdı ama diklik olmadığı için olmaz arkadaşlar. Yapamayız. Biz yine verilenler üzerine gidelim. AD uzunluğuna ben bir kat dersem AC'de AD'nin 2 katı olduğu için buraya da 2 kat diyeceğim mecburen. Bizden ne istemiş? CD istemiş. X'i. O zaman şuraya da ne diyelim? X diyelim. Bakalım ne çıkacak. Hatırlarsanız az önce anlattım. Şu kenarın şu kenar oranı, şu kenarın şu kenar oranı dış açıortay kuralıydı. Yani 6'nın K'ye oranı 6 artı X'in de 2K'ye oranı. K'ler gitti buradan. İşler dışlar yaparsın. 2 kere 6 12. 12 eşittir 6 artı x, 6 karşı eksi diye giderse 6 eşittir x diye kuralımızı uygulamış olduk. Cevabımıza bakalım. Evet, cevabımız D şıkkı diyoruz. Diğer soruda da aynı şekilde arkadaşlar, iç açıortayla ilgili bakalım ne verilmiş. Çünkü bunu biz deltoidde falan dörtgenleri kullanacağız. Önemli bir kural. 12, 15 verilmiş. Bizden ne istiyor? AD uzunluğunu istiyor. BCD 18 verilmiş. Evet, burada iç açıortayla ilgili başka bir formül şimdi size anlatacağım. Muhakkak can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çözümümüze geçelim arkadaşlar. Şimdi burada açıortay verilmiş. 12, 15,
ve bir diklik var. 15 yazalım buraya. Bununla ilgili de AD uzunluğu isteniyor bizden. BC de 18 verilmiş. Şimdi dikkat edelim. Bir tanesini bulalım. Mesela şurayı bulayım ben. X diyelim. Buranın tamamı da kaçtı? 18'di. O zaman bu da 18 eksi x. Kuralımız neydi? Kolların ayakları oranı 12 bölü 18 eksi x 15 bölü x. 3'e böldüm. 4, 3'e böldüm. 5 daha bölünmüyor. Çoğu öğrenci der ki hocam 4 ile 18 sadeleşir mi? Hayır arkadaşlar, bakın eksi x var. Bu bir bütündür. Bunu parçalayamazsınız. O yüzden 4 ile 18 sadeleşmez. İçler dışlar yapalım. 4x değil mi, çarparsanız şuraya çözelim. 4x eşittir. 18 ile 5'i çarparsak kaç yapar? 90 mı yapar? 90 eksi 5x. Eksi 5x karşıya artı diye giderse 9x eşittir. Kaç yapıyor? 90. 9'a bölerseniz x eşittir 10 çıktı. O zaman ben buraya 10 yazacağım. Değil mi? Şunda işimiz kalmadı o zaman. Şunu silelim. Şurada ne kalacak? 8 kalacak. 8. Şimdi bunu çözmeye devam etmeden önce hemen kuralımızı hatırlatalım. Kuralımız neydi? Kural şöyleydi. Açıortaydı. Buna A, B, X, Y diyelim. Buna da küçük n diyelim. Arkadaşlar n eşittir mutlak değer içinde A çarpı B eksi X çarpı Y. Evet, sonuç hep pozitif çıkması lazım doğal olarak. Bu kuralı kullanacağız. Bunu kullanacak olursak eğer bakalım A çarpı B dediğimizde kolların çarpımı. Yani 12 ile 15'i çarpacağız. Şu uzunluğa biz ne diyelim? Bu soruluyor bizden değil mi arkadaşlar? AD uzunluğu Y diyelim. Y eşittir 12 çarpı 15 eksi 10 çarpı 8. Bakalım doğru mu? Bir şey hatırlatayım. Şu karesi olacaktı. Yine aklımıza geldi. Kusura bakmayın. Şu da karesi olacaktı. Buna bunu çarparsak arkadaşlar y eşittir 180. Buna bunu çarparsak 80. Farkı 100. Değil mi arkadaşlar? 100. Neyin karesi? 100. 10'un. 10 kere 10 100 yapar çünkü. Y eşittir 10 çıkacak. Dolayısıyla bizim cevabımıza bakalım. Cevabımız da Adana çıktı. Şimdi bu sorumuzla ilgili yapacağımız özelliğimize bakalım. Dış açıortay kuralı. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Kuralımızı uyguluyorduk. Önce bilgileri kontrol edelim. 6, 4, 2x verilmiş. X isteniyor. O zaman hızlı bir şekilde biz çözümümüze geçebiliriz. Şöyle yapalım. 6, 4, 2, x. Şimdi açıortayı ters çevirmişler. Kafamız karışmasın. Açıortayı almıyoruz. Açıortayın ucundan başlıyoruz daima. Değil mi? X'in 4'e oranı. Hemen yazalım şuraya. X'in 4'e oranı. Devam ediyoruz. Aynı sivri uçtan. X artı 2'nin de 6'ya oranı. X artı 2'nin de 6'ya oranı diyoruz. Burada sadeleştirme yapalım isterseniz. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3. İçler dışlar yapacak olursak 3 kere x 3x 2 ile çarpalım. Eşittir 2x artı 4. 2x karşı eksi diye giderse x eşittir 4 çıkması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Denizli. Doğru. Devam edelim diğer soruya. Ha, burada da yapacağımız şey aynı kural ama ne verilmiş bakalım ekstra bir bilgi olarak. Evet, x isteniyor. Demek ki biz AB uzunluğunu bulmamız lazım. Öyle gözüküyor. O zaman çözüme geçebiliriz arkadaşlar. Üçgenimizi hemen çizelim. Şu şekilde. Şu 90 açıortay. Burası 3, 4, 5 üçgen. Hatırlayın. Pisagor artık yapmamıza gerek yok. Özel üçgen. 3, 4, 5 üçgeni. Hocam işte 4, 5, 6 üçgeni var mı? Yok arkadaşlar. Sadece bu 3, 4, 5 üçgeni anlattık değil mi? Diğerleri neydi? 8, 15, 17 üçgeni gibi birkaç tane daha vardı. Şimdi o konuya girmeyelim. Önce biz çözümümüzü yapalım. Şu uzunluğa Y diyelim.
Ne yapıyorduk? Açıortayın sivri ucundan başlayarak y bölü 3, y artı 4 bölü 5, y artı 4 bölü 5. Bakalım herhangi bir yanlışlık var mı? Y bölü 3 doğru. Y artı 4 bölü 5 tamam. Şimdi işler dışarı yapabiliriz. Sadeleşelim çünkü yok. 5y 3 ile çarptık 3y artı 3 kere 4 12. Ve 3y karşı eksi diye giderse 2y eşittir 12'den. Y eşittir. Ne çıkacak arkadaşlar? 6 çıkacak 2'ye böldüğümüz için. Burası neymiş? 6'ymış. Şimdi bizden x istiyor. X'i bulmak için de bildiğimiz kural, dik üçgende vazgeçilmeyen kural neydi? Pisagor'du. Pisagor kuralını hatırlayalım. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamına. Yani 3'ün karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 36. Toplayın 45. X kare eşittir 45. Kare karşıya kök diye giderse kök 45 olacak cevap. Şıklarda yok. Çünkü neden? Biz asal çarpanı ayırmadık. 45'i asal çarpanı ayırıp kök düşeni çıkaracağız. Hatırlayalım. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. Kaçtı bu? 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 3 çıkar. 5 çıkamaz. 3 kök 5 olması lazım. Hemen cevabımıza bakalım. Cevabımız Bursa 3 kök 5 arkadaşlar. Diğer sorunun çözümüne geçelim. Diğer soruda da Pisagor rüzgarlar esiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü dik üçgen verildiği zaman hemen aklımız artık bir kodlama şeklinde bu kalabilir. İpuçlarını kontrol edelim. 2'ye 4 verilmiş. Bizden ne istiyor? AC uzunluğunu istiyor. Açılar da tamam. Çözümümüz o zaman geçebiliriz arkadaşlar. Burada hemen çizdik. Açı ortayımız da böyle. Bu 2, bu 4. Artık siz şunu biliyorsunuz. Kolların ayakları oranı demiştik. O zaman şöyle düşünün. 2'ye ne gelsin? Orantılı ya bunlar. Benzerlik gibi. Benzerlik konusunda göreceğiz. 2'ye x gelsin. 4'e ne gelecek? 2x gelecek değil mi arkadaşlar? Bakın 2 katına çıkmış. Bunları uygulamayı bilmezsek soruyu çözümünde zorlanırız. Bizden bu arada ne istiyordu? AC uzunluğunu istiyordu. Aslında çözümü ben hemen hemen gördüm sayılır. Fakat işi uzatacağım. Hocam gördüğünüz şeyi söyler misiniz diyebilirsiniz. Bakın 2x x bulduk değil mi arkadaşlar oranda? Aslında bu bana tanıdık geldi. Hipotenüs ne zaman yarı iniyordu? 60 derece olduğu zaman. Demek burası 60 derece. 30'a 30 diye dağılır. 30, 60, 90 üçgeni aslında. O şekilde çözelim isterseniz. Bakın burası 60 derece olacak. Açıortay olduğu için ikiye bölündü. Şu üçgene bakalım. 90, 30. Burası 60 derece. Ne yapıyordu? 60 derece hipotenüsü yarı indiriyordu. Demek ki burası 4 olması lazım ki yarı insin. Yani AD 4 çıkacak gibi gözüküyor. Fakat bizden AC istemiş. Aynı şekilde de bunu çözebilirsiniz. Fazla uzatmadan ben normal kafanızı da karıştırmadan şu 30'ları sileyim. Diyelim ki göremediniz. Ne yapacağız? Pisagor yapacağız. X'in karesi artı kaç bu? 6'nın karesi eşittir 2x'in karesi. Değil mi arkadaşlar? Olur yani. Özel üçgene pek görememişsinizdir az önce anlattığım şeyi. Normal bildiğimiz Pisagor'u yapalım. Dik üçgen sağlaması lazım bunların. X kare artı 36 eşittir 4x kare. 1x kare karşıya giderse ne olacak arkadaşlar? 3x kare kalacak. 36 eşittir 3x kare. Her tarafı da 3'e bölerseniz 12 eşittir x kare. Kare kök diye giderse karşıya kök 12. 12'nin nasıl dışarı çıktığını biliyorsunuz değil mi? Böyle asal çarpanı ayırıyorduk. Bir daha yapalım. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Aynı sayılar bir kere dışarı çıkar. Yani 2 aynı olmayan sayılar içeride kalır. 2 kök 3 olacak bu. Fakat bizden ne istiyordu arkadaşlar? AC istiyor. 2 kök 3'ü 2 ile çarparsanız 2 kere 2 4 kök 3 yapar. 2 katı çünkü. Ben 1x'i buldum sadece. 2 katı da 4 kök 3. Cevaba bakalım arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Doğru cevap diyoruz. Evet. Diğer sorumuzda sanki farklı bir özellik gibi duruyor. Dik üçgenler yine verilmiş.
Bizden ne isteniyor? Bakalım. CH 11 verilmiş. BH de verilmiş arkadaşlar. 11 olarak. Buradan da AC istiyor. AC uzunluğu. Evet, gerçekten kolay gözüken sağlam bir soru. Çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Kenarortay verilmiş. Şurası şu şekilde gitmiş. Buradan dikme inmiş. Sanırım ekranda izleyenlerin çok fazla yorumu olmamıştır bununla ilgili. Hocam bu soru nedir böyle diyeceksiniz belki. Önce ipuçları bir daha kontrol edelim. BH'de kaçmış burada? 2'ymiş. Bizden ne istiyordu? AC uzunluğunu istiyordu. X diyelim buraya hemen. Bakalım. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar burada şunu bulabilmeniz için ne açıortay ne kenarortay herhangi bir şey verilmemiş. Yani kenarortay verilmiş ama bir işimize şu anda yaramıyor gibi. Fakat ben bir şey gördüm. Şunu şuraya taşırsam, değil mi? Şunu da silebilirim. Bunun aslında pek işim yok gibi. Bu yanıltma gibi çizilmiş buraya. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi bu dikse buna paralel çizdiğim için o zaman bu da diktir. Hemen bir şey hatırladınız sanırım. Bakın bu neye benzedi? Öglit'e benzedi değil mi arkadaşlar? Diklik içinde diklik varsa, yani 90 derece olan köşeden bir 90 daha indirildiyse bu nedir? Öglit. Öglit neydi? Hatırlayalım. Şu kuralımızdı. Hemen 90'dı. Bu h, p, k ise h kare p çarpı k. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bakın eşit mesafeye 2 gelmiş. Onun bu mesafeye ne gelecek? 2 gelecek değil mi arkadaşlar? O zaman burası 2. 11'di tamamı. Çıkarsa buraya ne kalacak? 9. O zaman bunun tamamı neymiş? 4. Bunun tamamı zaten kaçmış? 9. Bu da h'ımız olsun. H kare eşittir 4 çarpı 9. Değil mi? P çarpı k'den. 4 çarpı 9'dan h kare eşittir 36. H eşittir 6 çıktı. Şimdi sorunun çözümü için iyice yaklaştık. Burada da ne yapacağız mecburen? X soru için Pisagor yapacağız arkadaşlar. Ayıralım şöyle. Pisagor neydi? Hipotenüsün yani 90 derecenin karşısının karesi eşittir 9'un karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 9 kere 9 81. 6'nın karesi demek 6 kere 6 36. X kare eşittir. Buna verdik 7, 117 kare kök diye giderse karşıya ne olacak? X eşittir kök içinde 117. Cevaba bakalım. Cevabımız neymiş arkadaşlar? C şıkkı. Evet, 117 kök içinde. Diğer sorumuzda benzer bir olaya benziyor. Bakalım doğru mu? 6 verilmiş, 4 verilmiş. AD açıortay 6'ya 4. Evet. Uzunluğun çevresi nedir denmiş. Bakalım 6 x açıortay DE. Tamam. EC'de 4 verilmiş. EDC'nin çevresi isteniyor bizden. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Sorunun çözüme geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapalım. Hemen tahmini bir üçgen çizelim. Burada hemen madem şu açıortay zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bir kağıdı eş olarak köşeden katladığınızda üst üste gelecek şekilde o oyuntu nedir arkadaşlar? Açıortaydır. Ben o zaman şöyle yapacağım. Bu 6'yı hop böyle katladığım zaman bakın şu zaten deltoide benziyor. Yani üst üste katladığınızda aslında şuranın da 6 olduğunu görmeniz lazım. Değil mi? Üstüne katladık arkadaşlar. 6 ise 6. Aynı açı. 90 ise 90. Simetrik yani. O zaman üçgenin tamamına da bakarsak, üçgenin tamamında da şu uzunluğu bulabiliriz. Bu uzunluğun tamamı ne diyelim? Y diyelim. Yani 10 hipotenüsün karesi yani karşısı 10'un karesi. 10'un karesi yalnız. 6'nın karesi artı y'nin karesinden 100 eşittir 36 artı y kare karşı giderse eksi diye 64 y kare neyin karesi 64 8'in y eşittir 8 bulacaksınız. Burası komple neymiş arkadaşlar? 8'miş.
Şimdi bitti mi bitmedi. Dikkat edin. Şurayı bulmam lazım ki Pisagor'dan da şu uzunluğu bulup çevresini bulacağım. O zaman ben buraya x dersem 8 ya tamam arkadaşlar. Burası da 8 eksi x olacak. Açıortay kuralını kullanabilirim. Değil mi? Kolların ayakları oranı 6 bölü 8 eksi x eşittir 10 bölü x'i. Sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. İçler dışlar yapalım. 3x 5 ile çarptık 40, 5 ile çarptık eksi 5x. Karşıya gitti artı 5x diye 8x oldu arkadaşlar. 40'tan x eşittir 5 çıktı. He, soru çözüldü arkadaşlar, çok basit. Neden? Çünkü bu bizim zaten 3, 4, 5 üçgenimizmiş. Pisagor yapmaya bir daha gerek yok. Artık bunu ezberliyorsunuz. 3, 4, 5 üçgeni. Bizden ne istiyordu? EDC'nin çevresini istiyordu. Çevre nedir arkadaşlar? Şu çizgilerin toplamına biz çevre diyoruz. Alanla karıştırmayın. 3, 4 daha kaç yapar? 7, 5 daha 12 arkadaşlar yapması lazım çevrenin. Bakalım çözümümüze cevap neymiş? Evet, cevap Bursa diyoruz. Şimdi burada da hem iç açıortay hem dış açıortay ile ilgili bilgi verilmiş. Zaten bizim ünitemizin adı üçgende açıortay, kenarortay teoremleri. İç açıortay, dış açıortay bilgisi tamam. 6'ya 8 de tamam. 1'e x de verilmiş. X istiyor bizden. Evet, çözümümüz arkadaşlar geçebiliriz. Çözümümüz de şu şekilde verilmiş ama burada kullanacağımız olay, yani açıortayları kullanacak mıyız? Hemen ön yargıya kapılmayın. Değil mi? Matematikte ne demiştik? Sezgi diye bir şey var. Belli bir soru çözdükten sonra ister istemez bazı şeyleri sezmeye, hissetmeye başlıyorsun. Diyorsunuz ki hocam, ha burada şunu yapamayız, şunu yapabiliriz gibi. Burada bakın hem dış açıortay hem iç açıortay var. Hocam işte kolların ayakları oranı mı? Yoksa hocam şunu şunu oranı mı? Yok arkadaşlar, o kadar şeye gerek yok. Çünkü bir şeyi görebilmeniz lazım. Şunları. Yani hatırlayın, doğru da açıları çözmüştük. Buna n dersem, çünkü açıortay. Buna m dersem, şu bütünler açı, yani doğru açı diğer adı, 180 derece olduğunu biliyoruz. O zaman 180 derece eşittir 2m artı 2n ise, 2m artı 2n ise her tarafı denge bozulmasın diye 2'ye bölersek arkadaşlar, hop 90 derece, işte nur topu gibi bir 90 derecemiz oldu. Ne işimize yarayacak? Çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bakın burada Pisagor yapabilirim demek. Yani şu üçgende artık ben Pisagor yapabilirim. Yani ne demek oluyor? Bakalım. Özel üçgenden 6, 8, 10 üçgeni. Buraya da 9 kalması lazım. Yani 3, 4, 5 üçgeni iki katını ezberlediyseniz 9 olması lazım. Diyelim ki hala ezberleyemediniz. O zaman Pisagor uygulayalım. Hipotenüs neymiş? 1 artı x'in karesi. 8 ile 6'nın kareleri toplamına. 1 artı x'in karesini sakın açmayın arkadaşlar. Bunun karesi ne yapar? 64. Bunun karesi ne yapar? 36. Toplayın 100. 1 artı x. Yani bir kısmını yorum yaparak yaparsanız zaman kazanırsınız. Neyin karesi 100 yapar? 10'un, değil mi? 10 kere 10 100 yapar. O zaman parantez içine 10 olması lazım arkadaşlar. X'e ne kalıyor? 1 burada 9 kalıyor değil mi? 9 1 daha 10 karesi 100 yapar. Demek ki x'in 9 olması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevap Denizli, doğru. Şimdi burada bu sefer ağırlık merkezi ile ilgili bize soru sorulmuş. Ağırlık merkezi neydi? 2'ye 1 oranıydı. Öncelikle sorumuzu bir kontrol edelim. Ağırlık merkezi kenarortay verilmiş. Tamam. 6'ya 5 verilmiş. GBC üçgeninin çevresi. Sorunun çözümünü arkadaşlar geçelim isterseniz. Şimdi üçgenimizi hemen tahmin olarak çiziyoruz. Bu şekilde. Şöyle ve şöyle verilmiş. Hatırlayın. Sivri uç, yani şu kısmı düşünün mesela. 2 katsa kısa olan kenarda 1 kat. Yani 1'e 2 oranı vardı ağırlık merkezinde. Yazalım. Bu 2 katsa bu 1 kat. Bu da aynı şekilde farklı uzunluk olduğu için ben buna x diyeyim. 1x'i, bu da x. Yani 2'ye 1 oranı her zaman burada vardır. Şimdi çözümümüze geçelim. Burada 6 verilmiş. O zaman 2 katı ne yapar arkadaşlar? 12 yapar.
Burada da 5 verilmiş. 5'in 2 katı ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. Zaten aşağısı da 18'miş. Bizden ne istiyor? GBC üçgenin çevresini istiyor. Yani şu taralı üçgenin çevresine baktığımızda çevre neydi? Alanla karıştırmayın. Şu kırmızıya çizdiğim kenarların toplamıydı. Toplayalım. 18, 12 daha 30, 10 daha verdik. 40 olması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız Denizli 40. Evet, diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da çok güzel. BAC dik üçgen. İşte arkadaşlar bakın soruları o yüzden dikkatli okumamız lazım. BAC orada diklik gözükmüyor ama sözel olarak söylenmiş. Bu ne demek? Benden günah gitti demek. O zaman çözüme devam ediyoruz. X istiyor. Ağırlık merkezi verilmiş. 6 verilmiş. 2 kök 5. X nedir? Evet. Çözümümüz arkadaşlar geçebiliriz. Şimdi burada hemen şu şekilde ağırlık merkezi şurası dik olduğu verilmiş. Unutmadan çizelim. Şunu hızlı bir şekilde uzatalım. Şurası G ağırlık merkezini yazalım. Ondan sonra burası 6'ymış. Burası X'miş arkadaşlar. 2 kök 5'miş. Hatırlayın az önce ben size ne demiştim? 1'e 2 oranı var. Yani 2 kök 5 ise burası da 1 kök 5 olacak. 1 kök 5 tabi yazılmaz. Direkt kök 5 yazıyorum ben arkadaşlar. Ve muhteşem üçlü diye bir şey var. Ben bazen dalga geçiyorum. Olağanüstü, süper üçlü falan diye ama muhteşem üçlü diye kitaplarda geçtiği için artık biz de o kervana katılıyoruz. Mecburen muhteşem üçlü diyoruz. Bakın arkadaşlar burada kenarların eşit olduğunu bilmeniz lazım. Nerede bu? Dik üçgende. Rastgele bir üçgende yani olmaz. Dik üçgende hipotenüsü indirdiğiniz kenarortay kendisini yani kendisine eşittir. Yani hipotenüsün yarısına eşittir aslında. Bu nereden ortaya çıkıyor? Çemberde açılardan hatırlayın. Aslında burası bir merkez. Bunlar R yarıçapından ispatlanabiliyor. Bu çok su götürür. Fazla uğraşmaya gerek yok. Biz çözümümüze geçelim. Hocam bunu niye anlattınız diyeceksiniz. Arkadaşlar her ağırlık merkezinden geçen uzantı neydi? Köşeden geçmesi kaydıyla kenarortaydı. Yani bu buna eşitse o zaman şu komple kaçtı burası? 3 kök 5, değil mi? Bu 3 kök 5 ise o zaman burası da 3 kök 5, burası da 3 kök 5. Bakın kurala. Değil mi? 3 kök 5 bu da eşittir. O zaman x kaçtır? Şimdi x yapabiliriz. Pisagor yapacağız. Pisagor neydi? 90'ın karşısı. Yani 6 kök 5'in karesi. Şöyle düzgün yazalım. 6 kök 5'in karesi. 6'nın karesi artı x'in karesi. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir arkadaşlar. Yapalım. Kaç çıkacak bakalım. 6'nın karesi 36. 5 ile çarparsak ne çıkar? 3 kere 5 15. 6 kere 5 30. 180 mi çıkacak arkadaşlar? 180 eşittir. 6'nın karesi 30. 6 artı x kare. 36 karşıya giderse çıkarsa eksi diye gider tabii ki. 144 eşittir x kare. Neyin karesi? 144. 12'nin. Hocam ya bilmiyorsak 12'yi? Arkadaşlar az önce anlattım. Kare karşı kök diye giderse 144'ü ne yapıyordunuz? Asal çarpanı ayırıyordunuz. Yine 12'yi buluyorsunuz. Ben pratik olsun diye direkt 12 dedim. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan. Çok güzel. Son sorumuz ve kapanış sorumuz gibi duruyor ama güzel bir soru. Şimdi bununla ilgili ipuçlarına bakalım. Doğru verilmiş mi? Verildiyse ne yapmamız gerekiyor gibi. Şimdi ağırlık merkezinin az önce mantığını anlattık. 12'ye 8 evet verilmiş. O köşede bir diklik var. ACX nedir diyor. Çözümümüze geçelim arkadaşlar. Şimdi hemen dik üçgenimizi çiziyoruz, değil mi? Bakın şurada bir kenarortay var. Ben uzatacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz. İyice diklik gözüksün diye. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Şurası arkadaşlar neydi? 90 dereceymiş şurası. Şimdi burası da 12'ymiş. Çirkin bir üçgen oldu biliyorum ama af buyurun. Burası 8. Dikkat edin burası G ağırlık merkezi olduğu için defalarca söyledim. Bir daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar ne vardı? 1'e 2 oranı vardı. Yani
2 kata 12 geldiyse 1 kata 6 gelecek. Çünkü 1'e 2. Tamam. O zaman bu size tanıdık geldi. Zaten bu kenar ortay olması lazım. Niye? Çünkü ağırlık merkezine geçen doğru parçası kenar ortaydır. Ben şunu bulursam, bunu da bulurum zaten. O zaman Pisagor yapalım. Aslında bu özel üçgen değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni 2 katı nedir? 6, 8, 10 üçgenidir. Ben yine de yapayım, göstereyim. X kare eşittir 8'in karesi artı 6'nın karesi. Hop, nokta nokta işlemleri yapmıyorum. X eşittir 10 bulmanız lazım. Bunu artık siz yapıyorsunuz. 10, 10 daha 20'dir. Bizden ne istiyor? AC uzunluğu. O zaman 10, 10 daha cevap 20 olması lazım. Cevabımıza bakalım. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Arkadaşlar size Görüntülü Akademi sitesinden ulaşmaya çalıştık. Gerekli bilgileri verdik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize